Merhaba Tam Indir takipçileri. Bu videomuzda iPhone 10 almak için 5 sebepten bahsedeceğim. Evet, yanlış duymadınız. Almak için 5 sebepten bahsedeceğim. Birinci sebebimiz, artık iPhone 10'lar ikinci el piyasasına düştü. Bildiğiniz üzere telefon çıkalı neredeyse 7 ay kadar bir zaman oluyor. 7 ayda da tabii ki ikinci ele düştü. Fiyatlar da tabii ki dibe doğru vurdu. İkinci sebebim ise, artık inceleme videosunda bahsettiğim birçok hata düzeltilmiş durumda. İnceleme videosu tabii ki yukarıda, izleyebilirsiniz yukarıdan. Orada bahsettiğim birçok hata giderildi. Çok daha fazlası da giderilmeye devam edecek. Ve büyük bir ihtimalle Eylül ayında gelecek yeni iPhone'larda çok daha iyi modeller bizi bekliyor olacak. Geldik üçüncü sebebe. Üçüncü sebebimiz birazcık manidar arkadaşlar. Şöyle bir manidarlık var tabii ki. Şimdi telefon biliyorsunuz çok çok yüksek fiyatlardan satışa çıktı. 256 GB olanları neredeyse 7000 TL civarıydı. Dolayısıyla şimdi siz bir ikinci el iPhone 10 aldığınızda, yani gözünüzde görüyor zaten, temiz bir cihaz alırsanız muhtemelen telefonun kılıfını ilk defa siz çıkaracaksınız. Kılıfı dedim, evet yanlış duymadınız, kutuyu değil tabii ki. Kılıfını ilk defa siz çıkaracaksınız çünkü telefon o kadar pahalıydı ki alan herkes direkt kılıf aradı, kılıfa sardı, kılıf buldu, telefonu kılıfsız cebine bile koymadı. Dolayısıyla alacağınız bir iPhone 10'un kılıfı ilk defa sizin tarafınızdan çıkartılacak. Geldik dördüncü sebebe. Şimdi iPhone 10'ların ekranını bildiğiniz üzere, nereden bildiğiniz üzere, inceleme videosunu izlediyseniz ya da bizim diğer videolarımızı izlediyseniz Samsung'un ürettiğini biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da şu anda öğrendiniz. Bu OLED paneller telefonlar ilk piyasaya çıktığında ciddi anlamda sorunları da peşinde getirdi. Bir daha işte böyle uyuyup uyanmayan OLED ekranlar, ekranın ortasında çıkan çizgiler gibi bir sürü problemlerle iPhone 10 kullanıcıları karşılaştı. Fakat siz bu konuda şanslısınız. Neden? Çünkü 7 aylık kullanılmış bir iPhone 10'da bugüne kadar ekransal bir sıkıntı yaşanmadıysa bundan sonra da yaşanacağına ben açıkçası inanmıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz onu da yazarsınız artık. Ve geldik 5. maddeye. 5. madde, az önce de söylediğim gibi aşağı yazarsınız. Sizce iPhone 10 almak için nasıl bir sebebi olabilir bir insanın? 5. maddeyi size bırakıyorum arkadaşlar. Yorumlarda yaratıcı cevaplarınızı bekliyorum. Hepsini tek tek her zaman olduğu gibi zaten cevaplıyor olacağım. Videoyu da bolca beğenirsiniz. Biliyorsunuz siz videoları beğendikçe daha çok izleniyoruz. Hoşça kalın.